Bizim hedefimiz en az %50 yine Edirne merkezi. Zaten böyle bir minik hedef koyduk kendimize. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Edirne merkezde en az %50 oranında oy hedeflediklerini söyledi. Pekcanlı televizyonumuza yaptığı açıklamada Edirne'de 6 ilçe ve 7 beldede belediye başkanı adaylarının belirlendiğini, Keşan, İpsala ve Lalapaşa adaylarının henüz belli olmadığını kaydetti. Şubat ayının ikinci haftasından sonra yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına ağırlık vereceklerini kaydeden Pekcanlı, il genel ve belediye meclis üyelikleriyle ilgili liste çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Pekcanlı bu seçimlerde Edirne'deki oy hedeflerinin en az %50 olduğunu açıkladı. Nefesini biraz daha kontrol ederek gitmeye çalışıyor adaylarımız ama Şubat ayının ikinci haftasından sonra iyice biz de Edirne merkezde de tansiyonu artıracağız. Seçim çalışmalarını hızlandıracağız. Şu an tabii sadece Edirne adına konuşursak Edirne Belediye Başkanımız adayımız belli. Mevcut belediye başkanımızla yola devam ediyoruz. Tabii ki liste çalışmaları yapıyoruz. İlgilen meclisiyle, belediye meclisiyle ilgili. İlgilen meclisiyle ilgili Edirne ilinin 4 ilçesinde İpsala ve Keşan'da 19 Ocak'ta, 20 Ocak'ta Havse ve Süloğlu'nda üye bazında eğilim yoklaması yapıyoruz. Bunları tamamen örgütlerin talepleri doğrultusunda, diğer örgütlerimiz ne talep ettiyse de işte atama isteyen örgütlerimiz atama, eğilim yoklaması isteyen örgütlerimize eğilim yoklaması yapıyoruz. Şu an bu çalışmalar yapılıyor. Aday tespitiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Tabii ki adaylığı kesinleşen, parti meclisi tarafından kesinleşen bütün belediye başkanlarımız da, adaylarımız da inşallah hepsi belediye başkanı olacak. Sahada şu an bireysel veya örgütle beraber çalışmalara başladılar. Edirne merkez için. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne örgütü yani Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başarılı örgütlerinden birisi. Kimisi bölgeye göre, kimisi örgüte göre değerlendiriliyor. Ama Trakya olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi oy aldığımız bölgelerimizden birisi. 2015 seçimlerinde Edirne örgütü Türkiye rekoru kırdı %58'de. Bizim hedefimiz en az %50 yine Edirne merkezi. Zaten böyle bir minik hedef koyduk kendimize. Tabii ki son gelişmelere göre bu oy oranımız daha da artabilir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak %50'den aşağı oy alma hesabımız yok Edirne merkezde özellikle. CHP İl Başkanı Pekcanlı, Edirne'de İyi Parti ile ittifak yapmaları durumunda Türkiye rekoru kırabileceklerini söyleyerek İyi Parti'den gelecek iyi haber bekliyoruz dedi. Tabii ki İyi Parti ile bizim bir yol arkadaşlığımız, bir beraber yürümüşlüğümüz var. Biliyorsunuz İYİ Parti'nin seçimlere girilmesiyle ilgili de en büyük fedakarlığı yapan örgütlerden birisi de Edirne örgütü. Mevcut milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu da geçen 15 milletvekili arasındaydı. Bizim Edirne anlamında çok sıkıntı yaşayacağımızı ben tahmin etmiyorum. Tabii ki her parti kendi adayıyla yola devam etmek ister. Bu görüşmeler şu an yukarıda devam ediyor. Ben Yani destek verilirse tabii ki ilk önce İYİ Parti tarafından bunun açıklanması gerekiyor. İYİ Parti ile beraber biz Türkiye rekoru kırabiliriz. Yani biz burada Millet İttifakı olarak hakikaten tarih yazabiliriz. Tabii ki bizi desteklerini bekliyoruz. Bu anlamda kendileriyle de yani dolaylı yoldan da görüşüyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Biz de onlardan gelecek olan iyi haberleri bekliyoruz.